Mutfağa dair kalem hoş geldiniz. Bugün sizlerle domatesi robottan geçirmeden, kabuğunu soymadan çok kolay bir domates sosu tarifim var. Domateslerin sadece bu gördüğünüz yeşil yerlerini alıyoruz ve tenceremize koyuyoruz. Ben görmüş olduğunuz bu yumurta domatesleri kullanıyorum ve sadece bu damarlı yeşil kısımlarını alıyorum. Ve ortanın ikiye tekrar bölüp tenceremi alıyorum. Çok kolay bir yöntemdir. Mutlaka deneyin. Kabuğunu soymamıza gerek yok. Domateslerimi doğradım. Her 1 kilo için 1 yemek kaşığı silme tuz. Ben 4 kilo kullandım domatesimi. Kapağını kapatalım ve ocağın üzerine alalım. Kapağı kapalı olarak 10 dakika kendi suyunu salmasını bekleyeceğiz. 2 dakika sonra da karıştırmaya başlayacağız ki hemen dibi yanmasın. Hafiften karıştırmaya başlayalım tekrar. Yavaş yavaş domatesler yumuşamaya başladı. Tekrar kapağını kapatalım ve kısık ateşte domatesler tamamen yumuşamaya başlayana kadar pişirelim. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı domateslerin. Artık kapağını kaldırıyoruz ve ara sıra karıştırarak kıvamlı bir domates sosu elde ediyoruz. Daha sonra blenderdan geçireceğiz. Domateslerim gördüğünüz gibi yumuşadı. Şimdi blenderdan geçireceğiz. Sosumu blenderdan geçirdim. Şimdi orta ateşte 5 dakika daha kaynatacağız. Daha sonra kavanozlara dolduracağız. Kıvamını görüyorsunuz. Ben bugün sadece domatesten hazırladım sosumu. Başka bir tarifimde içerisinde biber de kullanmıştım. Onun linkini yukarı koyarım, size tıklayarak gidebilirsiniz. Ben diğer taraftan kapaklarımı kaynatıyorum ki lastikleri genişlesin ve kavanozları daha sıkı tutsun. Gördüğünüz gibi sosumuz hazır. Artık kavanozlarımıza dolduralım. Ben sos için bu görmüş olduğunuz küçük kavanozları kullanıyorum. Sizlere tavsiye ederim. Sosumuz kaynarken diğer taraftan da kavanozlarımızı dolduralım. Rengini, kıvamını görüyorsunuz. Kapağını kapatmadan da bu kenar kısımlarını silelim. Aynı şekilde kapağımızı da kurulayacağız. Her tarafını kurulayalım. Ve kavanozumuzu sıkı sıkı kapatalım. Ve ters çevirelim. Diğerlerini de aynı şekilde tamamlıyoruz. Toplamda 10 kavanoz domates sosu elde ettik. Üzerlerini temiz bir örtü örterek bu şekilde bir gece dinlendirelim. Domates soslarımız hazır. Gördüğünüz gibi 10 kavanoz elde ediyoruz. Soslarınızı güneş almayan serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Bu sosları makarnada, yemeklerinizde, diğer sos karışımınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Böyle tariflerin devamı için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.